Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün Okan'la beraberiz yine. Okan'a eşek almaya geldik arkadaşlar. Hayırlı olsun. Allah razı olsun. Motordan eşeğe döndük arkadaşlar. Motordan eşeğe döndün. Yakıt çok. Anladın mı? Eşeğe bir buğday al, bir yaptıysın, bir ayısın. Bin. Suyu şey. Erkek mi dişi mi eşek? Kancık. 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 Yavrusunu da beraber mi aldın? Yavrusu burada. Yavrusunu da aldım. Yavrusunu da çektim. Adı ne işin? Koymadık da koyacağız. Adını koymadın da koyacağız. Ne koymayı düşünüyorsun? Koyacağız bir şeyler. Evet arkadaşlar, keçiler yayılmaya devam ediyor. Keçilerin asıl sahibi ve bakıcısı Muhammed kardeşim. Keçilerin sahibi Tufan abimiz ve ikinci çobanımız Okan kardeşimle beraberiz. Bugün üçlü bir ekip olarak sizlere güzel bir video çekelim dedik. Önce Muhammed'den başlayalım. Keçilerin asıl bakıcısı Muhammed. Muhammed, kendini tanıtır mısın bir? Tanıtırım. Nasılsın, iyisin? İyiyim. Kendini tanıt bir, kaç yaşındasın? 18 yaşındayım. Adın ne, soyadın ne? Soyadım Hamo. Hamo. Muhammed Hamo. Evet. Muhammed nerelisin? Suriyeli. Suriyelisin. Kaç senedir bu işi yapıyorsun? 4-5 sene oldu. 4-5 senedir keçicilik yapıyorsun. Nasıl gidiyor keçicilik, iyi mi? Beğeniyor musun yani? Beğeniyor. Beğeniyorsun. Severek yapıyorsun herhalde. Severek. O belli zaten, Muhammed sıcakta. Keçilerin başında hiçbir gram. Ne gölgeye kaçıyorsun ne başka bir yere gidiyorsun. Hep keçilerin başındasın. Aynen. Çok güzel. Evet arkadaşlar, keçilerin asıl sahibi olan Tufan Ergen abimizin yanındayız. Abi sana da kolay gelsin. Çok güzel bir yer yapmışsın. Keçileri Mera'dan 10 dakika, hatta 10 dakika bile değil, 5 dakikada Mera'ya sokuyorsun. Bu şekilde keçiler. Bu ot ne otu abi? Tekrardan. Sudan otu. Sudan otu. Sudan otu. Yazlık, kışlık olarak. Yazlık ot bu. Yazlık yazın ot. Bunu veriyorsun. Yazın bunu veriyorsun. İstersen biçebilirsin de bunu. İstersen biçebilirsin. İstersen böyle yaylımla yapabilirsin. Ne kadar sürede yetişiyor abi bu? Ektikten 10-15 gün sonra. 45 gün sonra falan keçileri haydıyorsun. Ektikten 45 gün sonra keçileri buraya haydıyorsun. Yaylıma. Slay da senin herhalde yan taraftaki. Slay da benim, bu tarafı da benim. Evet, slajda. Bu tarafı da slajdı, iki yerde. O taraf da slajdı, o tarafı onları biçtin. Biçtik. Evet. Aslında bu yer belediye yeri. Burası belediye yeri. Belediye yeri. Nasıl aldın abi burayı? Kaç dönüm burası? Onlardan bahseder misin? Burası belediye yeri. Burası yaklaşık 28 dönüm. 28 dönüm. İhaleye çıktı, ihaleden biz aldık. İhaleye çıktı, ihaleden siz aldınız. İhaleye giriyorsun. İhaleye giriyorsun. 28 dönüm çok güzel. Sayanın, senin ağrının yanında mükemmel bir yer. Evet. Yani sayamıza yakın olduğu için aldık zaten. Aynen bize. Sayaya yakın olduğu zaman yani bu çok basit bir keçicilik oluyor abi. Çok güzel oluyor değil mi? Tabii bu canım, şekilde. Yaylım yeri hemen yanında. Slajınızı ekiyorsunuz işte, karambasını ekiyorsunuz, otunu ekiyorsunuz. Keçiler de bu şekilde ne kadar rahat bir şekilde yayılıyorlar. Sizin de görmüş olduğunuz gibi. Evet, şurada abimizin, bakın arkadaşlar, şurada da slaj var. Orada da, orası da belediyenin yeri mi abi? Orası kendimin, şahsına ait. Orası şahsına ait, kendinin. Buraları kaç aylık kiraladın? Burası mı? Burası 5 senelik. 5 senelik belediye arazisi. Evet. Ne kadara kiraladın abi burasını? Burasını yaklaşık 11,5 milyar falan. 11,5 milyar 5 senelik yani, evet. Değil mi abi? Çok güzel para. Çok güzel yani, ucuza kiralamışsın. İyi abi, mükemmel diyebilirim. İçinde suyu da var buranın değil mi? Suyu yok. Su yok mu? Biz kendi yerimizde su var. Kendi yerinizden buradan hortumlarla su çekiyorsunuz. Evet. Çok güzel. Bu şekilde. Okan kardeşimiz geldi işte bugün. Evet, Okan ziyaretim. Biri sağ kolum, biri sol kolum. Evet, sağ kol ve sol kol. Evet. Okan'ı da tanıyorsun Okan, abi. Tanımam mı? Okan benim kardeşim olur. Okan daha önceki videolarda bize sallıyordu işte, Tufan kardeşim bu keçiciliği yapamaz falan filan diyordu. Aynen. Ama şimdi bakıyoruz, görüyoruz ki o keçiciliği döndü. Biz hala keçiciyiz, biz koyunculuğu dönmedik. Aynen. Ben dedim Okan'a. Okan kardeşim, para var dedim ama o hala da koyunculuk dedi. Hayırdır, videolarda ötüp patıyordun işte, öyle, keçicilik, işte böyle. Keçicilik yapılmaz işte, olur. Bostancı keçicilik, koyunları yayıyoruz. Evet. Bir sürü öyle, atar gider öyle. Yapıyordun. İnce atar gider yapmıyor, boş yapmışız. Boş boş yapmışız abi. Boş yapmışsın değil mi? Sen de döneceksin keçiciliğe. Nasıl keçicilik? Keçicilik iyi, ne olsun. Nasıl görüyorsun? Koyun mu daha zor, keçi mi daha zor? Keçi iyi. Keçi, hayır, hangisi daha zor? Koyun zor. Koyun daha zor değil mi? Keçinin bakımı? İyi, bakımı yok keçide. Bir bak, saat çıkarıyor bir saat. Koyunları çıkarsan şimdi kaç saat yayacak? 24 saat. He? 24 saat. Doymak mı bilmiyor? Doymak bilmiyor değil mi keçiler? Koyunla. Bakımı da kolay. Koyuna nadiren. Sütü de daha bol koyuna nadiren. Sütte bu sene Tufan abi söylentiler var, keçi sütü 2021'de yani gelecek sene kışı 4,5 yok 5 lira falan diyorlar. 5 lira tahmin etmiyorum ben yani.
Yani 4,5 lira falan olur da 5 lira olmaz. 4,5 lira olur diye düşünüyorum ama Çanakkale Ezine de orada avans dağıtıyorlarmış 5 liradan diye duydum ben. Onlar, ben tam ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum ama onlar mesela sezon sonu hesap kesiyorlar. Bizim gibi her ay hesap kesmiyorlar. Atıyorum adam Ocak ayında süt dökmeye başlıyor. Sezon ne zaman bitiyor? Eylül ayında bitiyor. Süt 5 liraysa 2,5 milyondan sütünü alıyor senin. Eylül ayında hesap kesiyorlar. Eylül ayında hesap kesiyorlar. Yani toplu para veriyorlar sana o şekilde. Öyle toplu mi? Veriyorlar. Evet, toplu veriyorlar. Evet. Banka biz de ona dayanamayız yani. Aynen, süt parası almadan bir sene boyunca. Peki garanti oluyor mu abi bu para? Toplu veriyorlar. Tamam 5 liradan hesap kesiyorlar. Ya senet falan vardır. Türkiye'nin en büyük mandıraları orada zaten. Genellerde. Parada bir sıkıntı olmaz yani olur. Değil mi? Tahsinler olur. Biz burada bir kişiye bağlıyız. O da Sarıbaş yani. Sarıbaş ne derse burada süt parası öyle olur. Sarıbaş ne derse burada süt parası. Orada Ezine'de daha çok büyük mandıralar olduğu için orada süt daha çok para yapıyor. Rekabet var. Aynen öyle. Rekabet olduğu için de bu şekilde. Evet arkadaşlar, keçilerin yanındayız. Okan kardeşim, satılık mı bu keçiler? Satacak arkadaşımız, kurban arkadaşımız satacak. Keçileri satacak arkadaşımız. Belirli sebeplerden dolayı keçileri satılık. Yok, yapacak. Büyükbaşa'ya girecek iyi kardeş. Büyükbaşa girecek. Büyükbaşa girmenin sebebi nedir abi? Ya büyükbaş, ne bileyim, biz pek uğraşamıyoruz. İlgilenemiyoruz yani kendi hayvanlarımızla ilgilenemiyoruz. Büyükbaş hiç olmazsa daha kolay gibi gelir bize. Kapalı. Bir de onu deneyiz. Kapalı. Kapalı. Bu keçi de yani kapalı oluyor ama o zaman masraf çok oluyor. Masraf çok oluyor keçide. Aynen. Atıyorum günde bunlar 4 balle yonca yiyorsa evet. Kapalı olduğu zaman 8 balle olacak. Kapalı olduğu zaman 8 balle de 200 milyon yonca parası yapar. Tabii günlük olarak günlük değil mi abi? 200 milyon yapar. Ama büyük başta şimdi sen hem ayrı bir işte çalışıyorsun hem evet. Keçicilik yapıyorsun. Biraz zor geliyor. Şimdi daha önceki videolarda da söyledik biz satıyoruz diye. Okan da görmüştür zaten. Satıyoruz diye dedik. Hep herkes diyor ki pahalı istiyor ya da ne bileyim az vermiyor. Az vermiyor. Keçi pahalı pahalı. Yani atıyorum 20 tane 30 tane. Şimdi ben buradan 20 tane verdiğim zaman olmaz. Diğerleri yine satılmayacak. Aynen onun diğerleri pahalı yine. Pahalı değil şimdi, yani. Daha önce burada, internetlerde çiftlikte falan sorduğunuz ama çiftlikteki bir hayvan 2,5-3 milyar. Tabii ben çiftlikleri de aradım abi. Yani normal orijinal sahnenler şu an gebe şekilde 3 milyar 3250 olarak yani. Bana fiyat verdiler. Ben de aradım sordum. Yani pahalı değil. Değil bence de değil. Senin keçilerin kaç lira dedin abi arayanlara soranlara? 150 bin dedim. 150 bin. 70, toplamda 76 keçi mi? 76 hayvan. Toplamda 76 hayvan bir teke. Evet. Doğru değil mi? 77 tane oluyor toplamda. Evet. 150 bin bence uygun bir fiyat diyebilirim. Çünkü bu işi gerçekten yapacak, bu işe sıvanan adam da 20-25 keçiyle bu kazanç elde edemez fazla. Değil mi abi? 25-30 tane keçiyle. İşe başlamayacak herhalde. Yapan abimiz de bir çiftlik kurarak toplamda 77 adet keçi. Çiftlik dediğin zaten 50 üzeri oluyor. Evet. Fiyatı makul bence de dediğin gibi. Ya oğlum bunlar inek de olur ama inek de yapar Tufan buralarda. İnek de? İnek yapar. Kocabaş. Sen Tufan inekçilik yaptın mı sen de inekçiliğe başlarsın. Başlarsa biz de onun arkasından yürüyeceğiz. O yola bize yol açsın. Biz arkasından yürüyoruz. Yol açsın biz arkasından yürüyoruz. Keçiyi yaptı biz yapamazsın sen dedim. O keçileri satıyor, biz inci keçi meralına girdik. Evet. O satar, öküz ineği satar, deveye girer. Deve işinden biz deveye atlarız. Başını işin bulur. Okan sağ olsun her zaman için der yani. Ne zaman başın sıkışırsa, ne zaman bir şeye ihtiyacın öyle olursa. Gelirim öyle hastalık olsa, onu bakıver. Her zaman için yanına gelirim evim ben. Evim yapışmaz. Şimdi biz Muhammed arkadaşımla beraberiz zaten. Allah razı olsun, o da bizi bırakmıyor. Evet, Muhammed de arkadaşlar. 5-5,5 seneden beri yanımızda yani. 5-5,5 seneden beri arkadaşlar Muhammed burada çobancılık yapıyor değil mi Muhammed? Aynen. Hayatından da memnunsun herhalde. Sorayım sana bu şekilde. İyi değil mi? İyi. Koyun mu daha iyi, keçi mi daha iyi? Koyun da yaydın mı hiç? Koyun yaymadım. Koyun yaymadın mı hiç? Hep keçi yaydın. Keçi yaydı. Bir de hayvanlara baktım. Büyükbaş hayvan. Büyükbaş hayvanına baktın mı Muhammed? Baktım. Ne baktın büyükbaş hayvan olarak? İnek de baktım, dana da baktım. İnek de baktın, dana da baktın. Hangisinin bakımı daha kolay Muhammed? Keçinin mi, ineğin dananın mı? Dananınki daha kolay. Dananınki daha kolay değil mi? Sabah 1 saat, akşam 1 saat olarak danaya bakıyorsun. Keçiler illa günde 2 saat, 3 saat yaylım gerektiriyor. Aynen. Eğer yaylıma çıkarmazsan cebine masrafa dokunuyor. Aynen. 2-3 saat zamanda işte çalışan adam için gerçekten önemli bir zaman. Zaman kaybı diyebilirim. Evet arkadaşlar, sizlere şöyle keçileri de gösterelim. Bakın bakalım.
Doymuş değil mi abi artık bunlar? Doydu tabii. Geldi baksana kafası geldi. Nasıl yayılıyor arkadaşlar? Kafalar deneldi. Koyunlar böyle değil Okan. Koyunlar 24 saat yayılıyor. Sıcak da yemiyor koyun. Sıcak da yayılmıyor şimdi koyunlar. Gündüz olsa bu sıcakta yürümez bile. Bu koyunu yan taraftan yan tarafa al. Geçer. Elif sen de mi yayıyorsun? Şimdi keçileri al yan tarafa koy. Ne olur? Kapat çıkla ben sonra. Yok devam eder yayılma. Abi yayılma. Koyun mu? He. Koyun yayılır. Keçi? Keçi yayılmaz. Tamam koydu koyun. Yayılmaz. Keçi deneldi. Muhammed kaçta çıkardın keçileri ya? Muhammed kaçta çıkardın keçileri? 2'de. Saat 2'de çıkardın. Evet. Şu an saat kaç? Saat 3. 3. Bir saatte tamam. 3'te kadar. Ya ne 3 saat Okan kardeşim? 2'de tamam, çıkarmış. Tamam 2'de 3 saat mesela 2'yi sayma. 3 saat. 3'te 3'e 3 dedim. 2'de çıkarmış. Tamam. 1 saat yaymış oluyor. He, 1 saat yaymış tamam, oluyor. Bir ya saat. Birini niye saymıyorsun? Ya o sen öyle de anladın mı? Öyle de. Evet görmüş olduğunuz gibi bu şekilde arkadaşlar. Okan da keçi yiyor. Okan'ı da uzun zamandır keçilerin yanında görmek istiyordunuz. Bu şekilde görmüş oldunuz. Evet Tufan abi var mı başka diyebileceğim bir şeyler? Var mı? Önerilerin şey neler? Ya Ahmet senin var mı önerilerin? Bir hayvan yani. Bu hayvanı herkesin yapmasını tavsiye ederim. Ben çok para kazandım. Allah bin bereket versin yani. Evet. Herkesin de yapmasını bereket istersin değil mi abi? Bakma, yok, şimdi biz video çekiyoruz abi. Diyoruz ki ya 77 keçiden günlük 400 lira kazanıyor diyoruz. Yoruma yazıyorlar. Yok ya bu işe girmeyin işte bu kadar kazanç yok bu işte falan filan bir sürü muhabbet. Dün dereotu maydanoz videosu attım. Adam biri çıktı dedi ki işte. Yok ya dedi bu işe girmeyin dedi bu iş patlar dedi. Çocuk yanında soruyorum ki çocuğu işte. Diyorum kardeşim diyorum bu işten memnun musun? Kazanç sağlıyor mu diyorum. Kazanç sağlıyorum bu işten memnunum diyor. Aylık diyor ya senelik 150 bin lira para kazanıyorum diyor. 30 dönüm ayrı yeri varmış. Oradan hemen bir tanesi muhalefet oluyor. Bir iki tane yorum geliyor. Tabii ki bunlar bizim keyfimizi kaçırmıyor. Bize daha çok motive sağlıyor bunlar. Gerçekten böyle bir kazanç olmasa biz burada video çekmeyiz arkadaşlar. Öyle diyeyim sizlere. Gerçekten kazanılan paraları, doğruları söylemeye çalışıyoruz sizlere. İşin aslını yapmaya çalışıyoruz. Yani biz Okan kardeşim nasıl? Arazi kiraladı, hazine yeri kiraladı. Dağdan. Biz de kiraladık. Burası belediyenin yeri. Burası da belediye yeri. Yok Okan da hazine yeri kiraladı. Ormandan ya. İçine ağır bile yapmadı abi. Telle çevirdi bir koyunları. Kaç top tel aldın? 2 top tel aldın. Kaç lira? 80 liradan 160 liraya ağır yaptı Okan. A400'de ormana verdim. A400'de 170 koyunu baktık. Tamam. Bakıyor koyunlar orada. Ya sen bakacağım da ya. Mesela diyorlar ki. Yer çok anladın mı? Çayın boyuna da yaparsın gel. Belediyenin hazinenin malları var. Evet. Çayın boyuna da yaparsın. Yok diyorlar ki şey diyorlar. Yok diyor üstü kapalı olmadı mı koyun olmaz diyor olmaz, işte olmaz. Ağır olmadan koyun olmaz diyorlar. Koyunu sinekten kovulacaksın koyunu. Sinek olursa mavi dil hastalığı olur koyunda. Veteriner hekim. Doğduğundan beri bu işten Ben bu işi 9 yaşından beri yapıyorum ben. 9 yaşından beri bu işin içindesin. Tuğban da yapıyor mesela. Tuğban da koyuncu da eskiden. Tabii. Keçiye atladı. Koyuncudu keçiye atıldı. Evet. Şimdi artık en kolayı büyükbaş besicilik büyük yapacak. Evet. İnşallah. Ya bizde ekiliş de çok. Evet. Ekiliş de çok. Ya Muhammed var yanımızda. Muhammed de ekilişlere mi bakacak? Ya ben ekilişlere mi bakacağım? Hayvanlara mı bakacağız? İşe mi gidecek? Tabii. Ne ekilişi yapıyorsun abim başka? Sılaj ekiyoruz. Yonca var bir 50-60 dönüm yonca var. 50-60 dönüm yonca. Bu 50-60 dönüm yoncanın abi şeyi bunlar belediye hazine arazisi mi? Kendi yerimiz de var. Ya mesela şahıstan kiraladığımız da var. Mahsul alıyor mesela yıllık bir senelik, iki senelik. Evet, kendi yerinde var, mahsul de var. Yani ekiliş çok. Evet. İlgi odağı olamıyorum fazla. Evet, aynen öyle. Ondan bakamıyoruz dolayı da hayvanlara. İlk defa benim hayvanlarım şimdi herkes diyor ki çok bakmışsın. Videolarda arıyorlar. Senin numaramı yazmışsın altta. Çok bakmışsın. Ya bunlar bakımsız halleri bu hayvanlar. Bakımsız halleri değil mi abi? Bakımsız halleri. Bu hayvanlar bakımsız halleri. Sen Edremit Körfezi'nde kime sorarsan sor. Eğer Bostancı keçilik dediğin zaman herkes bilir yani. Aynen. Herkes bilir. Neyle baktın abi bu kadar bunlara? Her şey... Mamut musun? Çeviri keçilik. Vallahi biz yonca çok veriyoruz. Yoncaya para vermediğimiz için. Aynen yoncaya para vermediğimiz için. Olmadığı için. Onun için çok yonca veriyoruz. Evet. Kendi Muhammed de çıkartıyor buralarda 3-4 saat gezdiriyor geliyor. Yiyor bu otta. Sildiğini bokunu atsın. Sildiğini bokunu atıyor. Yetiyor işte onlara. Aynen. Öyle, yem saman çok yem veriyordu. Domates çok küspesi falan da verdin domates değil mi abi? Domates küspesi verdik bir ara. Domates küspesi hakkında neler düşünüyorsun abi?
Domates kuşbesini biz toplasam bir ay falan veriyorsun. Bir ay falan veriyor. Bir ay veriyorsun. Bu bir ay içinde zayıfladı mı keçiler yoksa bese mi gitti? Çok besliyor. Domates kuşbesi çok besliyor. Çok besliyor değil mi? Çok besliyor ama fazlası tabii ki her şeyin fazlası zarar ama domates kuşbesinin bir hafta yani bir adım iki adım daha zararı var yani. Bir, ciğerlerini bitiriyor. Çok vermeyeceğim. Bir asit ay. Mesela asit koçtan döndürüyor. Teker işliyor anladın mı? Tekerden geçmiyor. Aynen. Keçiler... Asitli anladın mı? Samandan ve sen onu karıştırırsan paçalapsan. He. Bir şey normal olmaz. Olarak dayan. Biz koyunlara mesela normal olarak hiç saman maman dökmüyoruz. Sadece domates kuşbesi döküyoruz. Dönecek koçta. Evet. Koyunda zararı yok mu? Yok zararı yok. Ciğerler bitiyor. Ciğerler bitiyor. Ama çok dediği gibi. Çok vermeyeceksin yani. Çok vermeyeceksin. Çok vermeyeceksin. Yaklaşık bir ay falan. Senenin bir ayı. Senenin bir ayı. Bir ay. Mesela 2 ay 3 ay vermeyeceksin. Evet. Aynen. Tadımlık. Tadımlık. Evet. Senenin bir 2 ayı vereceksin. Evet. Gerek alan vermeyeceksin. Mısır vereceksin. Mısır sılacı daya önüne. Ha, mısır sılacı. Keçilerin yaklaştırırsan bak. Keçiye bak. Şu keçi değil mi abi? Şu keçi oldu. Şu kabak keçi. Aynen. Kabak keçi. Şöyle yakınlaştırayım. Ağıt yapmış. Şu onun önündeki keçi. Ağıt yapmış Mehmet. Onun önündeki keçi. Yoktur abi böyle keçi. Yoktur. Aynen. Yoktur bak yoktur. Ben bunu iddia ediyorum yani. Keçiyi görüyorum. Mesela böyle keçi görmedim hayatımda. Bak şu kabak keçi. Şu kabak keçi. Şu onun önünde 3 tane 2 tane daha var bak onlar. Aynen şu 3 tane 4 tane. Keçileri geçen gün çektiğimizde abi biz keçilerin altı yoktu. Sen sağım yapmıştın. Sağımdan sonra çekmiştik. Satılık sahnen keçileri diye ya herhalde. Zaten şimdi bunlara pek alt olmaz yani. Hayvanda artık gebereşti değil mi keçiler yani, abi? Artık aynen. Gebereşti yani. Aralık 13'ünden beri sağılıyor bu hayvanlar. Aralık 13'ten beri sağılıyor. Her ya gibi. Ben de diyorum ki abi işte yok diyor öyle bir kazanç sağlayamazsın diyor. Biz geçen gün çektiğimizde senin 77 keçiden 100 kilo süt alıyorum dedin. Günlük 400 lira demiştik. Yani en verimsiz zamanında sen günlük 400 lira para kazanıyorsun. En verimsiz zamanı şu an bu. Sen bu keçilerden 200-250 kilo aldığın zamanlar da oluyor. Evet. Demek ki arkadaşlar bunları görse, duysa hiç inanmayacak. Ama yerimiz belli. Balıkesir, Edremit, Bostancı Mahallesi. Aynen. Gelip kendileri keçileri görebilirler. Keçilere gelip kendileri de sağabilirler değil mi abi? Aynen, hiç aynen, sıkıntı aynen. Yok yani. Kazancı da gelsinler 2 günde misafir ederiz arkadaşları. Kalsınlar. Çukurda yetişti. Okan kardeşim, yaktın yine sigarayı. Yaktım mı hoca başım döndü. Red Türk ceza yazıyor. Ya yazsın bir şey olmaz. Kanunla bizden, adalet beni bizde. Tayyip Erdoğan yeriyiz biz sıkıntı yapmasak. Tayyip Erdoğan ne diyor? Ne diyor? Yola devam, durmak yok diyor arkadaşlar diyor. Biz de yola devam edeceğiz. Tuğba arkadaştan geçire veriyoruz. Büyükbaşa geleceğiz. Allah nasip ederse. Büyükbaşa geleceğiz. Hayvancılığı bırakmıyoruz. Allah sana. Allah yüzümüzü güldürsün. Aynen. Allah kimsenin işini bozmasın. Allah Tuğba'nın arkadaşımıza Allah sağlık versin, huzur versin. Amin. Allah akıl ve akıl fikir versin. Başka bir şey demiyorum. Akıl fikir versin. Başka bir şey demiyorum. Evet arkadaşlar. Allah gönlüne kadar versin. Anladın mı? Tabii sana da öyle. Allah gönlüne göre versin. Herkesin işini kimse bozmasın. He. Tıkır tıkır yapıyor, çalışıyor, tıkır, bakıyor işine. Tabi çalışan demir. Paslanmaz değerli arkadaşlar. Paslanmaz. Yola devam. Tayyip ne diyor? Yöre diyor, yola tabanına. Geri yok, hep ileri. Hep ileri. Geri döneceksen geri böyle döneceksin. Üreteceğiz. Öyle. Üreteceğiz. Kendi malım 10 tane olsun, kendi malımız olsun, üresin aynen, çıksın. Aynen, kendi malın olsun, 10 tane olsun, 10 üresin çıksın. 10 tane bir sene sonra 20-30 tane olur, anlayamazsın. Tabi. Öyle, öyle. Yeter ki kendi malın olsun. Kendi malın. Üret, çalış, evet. Çabala. Olmazsa o zaman gel konuş. Bir şey daha söyleyeceğim ben. Heh. Bazı videolarda arkadaşlar diyor işte bazı videolarda geldiler ki hayvanlara bakma atıyorum İstanbul'dan, Düzce'den falan. Aynen. Muhammed'i de istiyorlar. Muhammed'i vermeyiz. Ha keçiler satılıksa? Keçiler satılıksa diyorlar. He. Telefonla falan. Muhammed'i de ver. Muhammed'i de ver. Muhammed'i vermem. Ve Muhammed keçilerle beraber sen de mi satılıyorsun? Hayır. Sen de gider misin öyle bir şey olsa Muhammed? Verirse giderim. Verirse gidersin. Tufan abimiz verirse gidersin. Evet. Aynen. Muhammed satılık değil arkadaşlar. Keçiler satılık. Muhammed'i istemeyin. Muhammed her zaman buranın gözdesi. Yaklaşık 5-5,5 seneden beri burada çalışıyor. Göz bebeği vurulur. Göz bebeği Muhammed. Buranın. Buradan emekli olur artık. Aynen. Yaş kaçtı Muhammed? 18. 18 yaşındasın. Maşallah. Evet, bugünkü videomuz bu kadar arkadaşlar. Beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a ısmarladık arkadaşlar. Hemen çıktın yine. Allah'a ısmarladık arkadaşlar. Allah'a emanet olun. İyi bakın kendinize. Evet, yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.